Ben kuşatma kampını kurduğum esnada Dalyan benim ordumdan ayrılmış. Sonradan fark ettim. Sayımın azaldığını fırsat bilen Erzenur Kalesi garnizonu da bana saldırıyor. Neyse ki sayıları çok da fazla değil. O yüzden muharebenin başında herkese saldırı emri verdim. Son savaşlardan aldığım yaralar tam anlamıyla hala iyileşmedi. O yüzden şimdilik geride beklesem iyi olacak. Neyse ki Oko'nun birliği kralımız için diyerek savaşa katıldı. Hemen ardından da Dalyan geldi. Düşman ordusunun içinde bana ihanet eden kraliyet muhafızları da var. Ve bana en büyük kaybı onlar verdirdi. Neyse ki destek birliklerimiz savaş alanına dahil oldu. Okon savaş alanına 283 gece şövalyesi soktu. Bu gece şövalyeleriyle beraber kısa zaman içinde zafer alırız diye düşünüyorum. Ve çok zaman geçmeden askerlerimizin sevinç çığlıklarını duyuyorum. Biraz kayıp vermiş olsam da bu kaybın neyden kaynaklandığını biliyorum. Düşman ordusundaki kraliyet muhafızları bana fazlasıyla kayıp verdirdi. Alabildiğim Kuzeyit lordlarını esir alıyorum. Ve bizden olan bazı lordları da kurtardım. Ayrıca büyük bir birlik olan kraliyet muhafızları da esir düşmüş. Mümkün olduğunca onları da yanıma almaya gayret ediyorum. Bizden olan tüm askerleri yanıma aldım. Birlik sınırımı fazlasıyla aştığımın farkındayım. Ama Erzenur Kalesi'nin kuşatması bittikten sonra bu askerleri Garnizon Muhafızları Birliği'ne verebilirim diye düşünüyorum. Fakat yanımda Garnizon Muhafızları Birlikleri kalmadığı için yaralı askerleri geride bırakmaya karar verdim. Kemankeşlerin sayısını yarıya düşürdükten sonra Penta Savaş Lordlarını da geride bıraktım. Birlik sayımı sınırlarına ulaştırdıktan sonra yeniden Erzenur'u kuşatıyorum. Hem aldıkları yenilgiler hem de esir düşen lordları nedeniyle Kuzeyit savaşta gerilemeye başladı. Erzenur kalesinde 193 kişilik bir birlik kaldı. Lavenya İmparatorluğu Güney İmparatorluğu tarafından kuşatıldı. 3600 kişiden oluşan bir birlik bana saldırdı. Sofya savaş alanında bulduğu kraliyet muhafızlarından birinin miğferini kafasına geçirmiş. Sofya'yı atlı okçu komutanı olarak atadım. Ve muharebe başladıktan sonra bütün birliklere saldırı emri verdim. Düşman zaten çok uzak değil. Kraliyet muhafızlarını geride konuşlandırıp ayrık bir pozisyon verdim. Düşman birlikleri çok yakınımızdan girdi muharebeye. Bu birliklerin bana ulaşmasını istemiyorum. O yüzden muhafızların yanında kalırsam daha iyi diye düşünüyorum. Onlar da bulundukları yerden ok atmaya devam ediyorlar. Gece şövalyeleri rahatlıkla düşmanı tutmayı başarıyor. Şövalyeler kraliyet muhafızlarının ok desteğiyle beraber düşmanları ileri atlara doğru ittirdikleri esnada kraliyet muhafızlarına da saldırı emri verdim. Düşmanın 1500'leri aşkın kaybına rağmen biz 5 kayıp verdik. Tabii bu 5 kaybın ikisinin kraliyet muhafızı olması beni üzüyor. O yüzden askerlere destek verebilmek için ben de ucuğuma çıkmaya karar verdim. Onların gözlerinin önünde birkaç kelle de ben alırsam morallerine faydası olur diye düşünüyorum. Muhafızlara rağmen savaş düşündüğümden uzun sürüyor. Bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmemiştim. Yine de kendim de elimden geleni yapıyorum. Düşman piyadesi akın akın üzerimize gelmeye devam ediyor. Bizim muhafızlar atlarının üzerinde piyadeyle rahatça çarpışamıyorlar. O yüzden tüm muhafızlara bineklerinden inmelerini emrettim. Ve alandan atların yavaş yavaş çekilmesiyle muhafızlar da ilerlemeye başladı. Eğer kaçmaya çalışan olursa diye gece şövalyeleri hala atlarının üzerinde. Şövalyeler kaçanları rahatça yakalarlar diye düşünüyorum. Kalan son birkaç adamı da indirdikten sonra muharebeden zaferle ayrılıyorum. Ve sonrasında Erzenur Kalesi'ni kuşatmaya devam ediyorum. Bu esnada Akkalat'ı kuşattık ve sahipliğini Aradvir'e verdim. Erzenur Kalesi'ndeki kuşatma kampı başarıyla kurulduktan sonra saldırıyı başlattım. Zaten içeride 200-250 kadar milis bulunuyor. Çok zorlanacağımı tahmin etmiyorum. Kendim de hızlı bir biçimde duvarların yanında pozisyon aldım ve indirebildiğim milisleri indirmeye başladım. Kraliyet muhafızlarının merdivenlerden çıkıp duvarları almalarını bekliyorum. Bu esnada yanlarında durduğum için bazı konuşmalarına kulak misafiri oluyorum. Kendileri kraliyet muhafızı olduğu için birliğimizde soylu olmayan diğer askerlerin bulunmasından rahatsızlar. Ve verdikleri kayıpları da bu yüzden verdiklerini düşünüyorlar. Eğer birliğimi onların istediği gibi düzenlersem daha verimli savaşmalarını sağlayabilirim diye düşünüyorum. Bize savaşı kazandıran şey çoğu zaman askerlerin morali oluyor. Bu askerleri görmezden gelemem. O yüzden Erzenur'u aldıktan sonra gerekli adımları atmayı planlıyorum. Kısa bir süre sonra kaledeki tüm milisler düştü. Böylece Erzenur Kalesi de bizim elimize geçti. Erzenur Kalesi üzerinde hak iddia etmeyi planlıyorum. Burada da yeni gece şövalyeleriyle beraber kraliyet muhafızlarını yetiştiririm diye düşünüyorum. Bir kalelerinin daha düşmesiyle beraber Kuzeyit iyice zayıfladı gibi görünüyor.
Diğer krallıklarda çok iyi durumda olmasam da Kuzey İç Savaşı'nı yakında kazanacağımı düşünüyorum. Tabii bir de arada Güney İmparatorluğu var. Lavenya Kalesi'ni kuşatıyorlar. Elimden geldiğince hızlı bir biçimde Lavenya'ya doğru yol alırken gönderdiğim ulaklar hedeflerine ulaşıyor. Fakat yine de bu lordları bana katılmaya hala ikna edemiyorum. Lavenya'daki kuşatmanın boyutunu bilmiyorum. O yüzden yanıma bana 15 saat uzaklıkta olan Erban'ın birliğini çağırıyorum. Ayrıca bütün lordlar için geri bir birlik şablonu oluşturuyorum. Kraliyet muhafızları diğer lordların yanlarında bulunmaktan memnun değiller. Biz kraliyet muhafızıyız. Kralın yanında dururuz. Onların yanında ne işimiz var diyorlar. Haklılar da. O yüzden bütün lordlar için içinde kraliyet muhafızı bulunmayan yeni bir şablon oluşturdum. Ve buna göre asker toplamalarını emrettim. Akkalat bir kuşatmaya maruz kaldı. Yeni almıştık, normaldir. O yüzden elimden gelen en hızlı biçimde Akkalat'a gitmeyi uygun gördüm. Erban henüz bana ulaşmadı. Ama bu 2000 kişilik birliği tek başıma halledebilirim diye düşünüyorum. Sofya'nın az önce hamile olduğunu öğrendim. Üçüncü çocuk yolda yani. Üç çocuğu bu vahşi dünyadan nasıl korurum diye düşünmeden edemiyorum. O yüzden sana çocuklarını güven içinde tutabileceğim bir uygulama önermek istiyorum. Günümüzde bilgisayar korsanlarının ortalıkta kol gezdiği ve bilgisayarınıza zararlı yazılımlar yüklemek için fırsat kollayan kişiler var. Ve bu kişiler sizin kimlik bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarınızı ve sizin için önemli olan daha birçok bilgiyi çalabilirler. O yüzden size mükemmel bir yazılım önermeye geldim. Kaspersky ile bu sorunların hepsini ortadan kaldırabilirsiniz. Kaspersky'yi yaklaşık 2-3 aydır Sofya ile ben kullanıyorum. Çok da memnun kaldım. O yüzden Kaspersky'ye bir mail attım. Dedim ki bana bir kod tanımlayın. Ben de bu kodu arkadaşlarımla paylaşayım. Bundan, bu güzel yazılımdan onlar da faydalansınlar. Ve sağ olsunlar Kaspersky ekibi beni kırmadı, kodumu gönderdiler. Videonun sonlarına doğru bu kodu sizinle paylaşacağım. Ekranda çıkacak. Kısaca Kaspersky'den bahsetmem gerekirse Kaspersky 97 yılında kurulmuş ve 2023'te 14 rakibini geride bırakarak yılın ürünü ödülünü almış bir antivirüs yazılımı. Ayrıca sunduğu hizmetler antivirüsle de sınırlı değil. Bunun yanında hızlı VPN, reklam engelleyici, ebeveynler için burası çok önemli olacak. Çocuklarınız için Safe Kids uygulaması. Safe Kids uygulamasıyla da beraber çocuklarınızın karşısına internet ortamında çıkabilecek zararlı yazılımları veya içerikleri engelleyebiliyorsunuz. Daha fazlasına videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilir ve Kaspersky'nin kendi sitesinden araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kaspersky bütün cihazlarınızla %100 uyumlulukta çalışır. Windows, Mac, iOS, Android bütün cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Bütün cihazlarınız için ayrı ayrı yazılım almanıza da gerek yok. Aldığınız tek bir premium planı 5, 10, 20 cihaza kadar kullanabiliyorsunuz. Ha ne oldu? Aldın, bir ay kullandın, memnun kalmadın. Okey, Kaspersky sana burada da kolaylık sağlıyor. %100 para iadesi garantisiyle lisansını istediğin zaman iptal edebiliyorsun. 30 gün içinde. Fiyatlara da gelecek olursak bence, şahsım adına konuşuyorum, ürün zaten fiyat performans ürünü. Türkiye'deki enflasyonu falan da göz önünde bulundurduğunda mükemmel bir fiyatı var. Yıllık bazda konuşuyorum. Ama yetti mi? Yetmedi. Şu anda videonun açıklamasındaki linkten Kaspersky'ye gidersen %10 indirimini aldın. Ve ekranda tam şu anda çıkan kodu da satın alma işlemini gerçekleştirirken kullanırsan bir %10 daha aldın. Bu da benden size kıyak olsun. Buyurun videoya geçelim. Akkalat'ı kuşatan Ayıka'nın birliğine saldırıyorum. Ayıka'nın birliklerinin büyük bir çoğunluğu piyadelerden oluşuyor. Ben de savaş başladığında bu yüzden bütün muhafızları bineklerinden indiriyorum. Ve herkese beni takip etmelerini söylüyorum. Tepenin başına gelip yükseklik avantajını elimizde bulundurduğumuzda muhafızlara dağınık düzen alarak konumlanmalarını söylüyorum. Ayrıca onları geniş bir alanda yayıyorum. Okçulara da aynı emri veriyorum. Ve süvarilere de arkada beklemelerini emrettim. Düşman üzerimize yaklaşır yaklaşmaz ciritler yağmaya başladı. Keman keşleri önde piyade gibi kullanıyorum. Muhafızlar arkadan oklarını atmaya devam ediyorlar. Kalkanıma, zırhıma ve atımın zırhına saplanan ciritlerden dolayı yılbaşı ağacına benzedim. Neyse ki ciritlerin büyük bir çoğunluğu tenime nüfuz etmedi. İlk gelen piyade dalgasını rahat bir biçimde al aşağı etmeyi başardık. Ve ardından ikinci piyade dalgasını beklemeye karar verdik. Komutanlara da zarar görmesinler diye geride bekleme emri veriyorum. Özellikle Sofya için. Hamile haliyle zaten savaş alanında ne işi var anlamış değilim.
Sonraki piyade dalgası da bize ulaştı. Neyse ki askerlerimizi geçmeyi başaramıyorlar. Şu ana kadar düşmanın 1500 kaybına karşılık ben sadece 27 asker feda ettim. Ve kayıplarımın tamamı kemankeşlerden oluşuyor. Benim için problem değil. Zaten kemankeşleri birliğimden çıkarmayı düşünüyorum. Kraliyet muhafızları bütün görevleri layığıyla yerine getirebiliyorlar. Ön saplarda muhafızlar çarpışırken ben de gece şövalyeleriyle beraber arkada bekliyorum. Düşmanın atlı okçuları sahaya girdi. Neyse ki muhafızlarda hala atabilecekleri mühimmat bulunuyor. Ama onların işini kolaylaştırabilmek için gece şövalyelerini atlı okçulara saldırma emri veriyorum. Ve düşmanlar eriyip bittikten sonra atlı okçuları daha hızlı indirebilmek için tüm birliklere saldırı emri verdim. Kendim de onlarla beraber ileriye hücum ediyorum. Son kalan adamı indirerek zafer kazanıyoruz. Ve bir Kuzeyit Lordu daha elimize esir düştü. Akkalat'ı başarıyla kurtardıktan sonra Lavenya Kalesi'ne doğru yola koyuldum. Bu esnada Erban'ın birliği de bana katıldı. Fakat Lavenya'yı kurtarmak için yetişemedim. Ve Lavenya Kalesi elimden gitti. Yine de Lavenya Kalesi'ne doğru yol almaya devam ettim. Onlar benden aldıysa onlardan da geri almak bana düşer diye düşünüyorum. Bu esnada Güney İmparatorluğundan büyük bir birlik bana saldırdı. Bize çok karşı koyabileceklerini düşünmüyorum. Erban'ın birliği gayet sağlam durumda. Muharebenin başında tamamıyla atlı birliklerden oluşuyoruz. Avantaj bizde yani. O yüzden herkese saldırı emri veriyorum. Ben bir süre geride beklemeyi planlıyorum. 10 kraliyet muhafızını birlikten ayırarak benim yanıma gelmelerini söylüyorum. Maksat ben burada dururken beni korusunlar diye. Muhafızlarla beraber Erban da beni korumaya geliyor. Gelsin. Ön saflarda ölmesinden iyidir diye düşünüyorum. Sevdiğimiz bir lordumuz. Okçu birliklerimiz desteğe geldi. Ama gerek kalmadı. Çok uzun bir muharebe olmadı. Kısa zamanda zafer kazandık. Bu esnada Erzenur Kalesi kuşatıldı. Ben de Lavenya Kalesi'ni geri almak için çalışmalara başladım. Bir kuşatma kampı kurdum. Erzenur Kalesi'ni Dahlia'nın birliği savunmaya başladı. Dahlia'nın birliği kuşatmacıları yenemese bile bir süreliğine oyalar diye düşünüyorum. O yüzden kendim içim rahat bir biçimde Lavenya Kalesi'ne saldırıyorum. Herhangi bir onager veya balista atışından kaçınabilmek için duvarların dibine yanaştım. Savaşı buradan izleyip yönetsem benim için daha iyi olur gibi. Lavenya Kalesi zaten yeni kuşatıldığı için içeride çok da bir savunma kuvveti toplayamadılar. Böylece ben de yeniden kolayca ele geçirmiş oldum. Birkaç lordu da tutsaklıktan kurtardım. Ve yeniden Lavenya Kalesi'nde hak iddia ettim. Yakınlarda yaklaşık 4000 kişiden oluşan kalabalık bir birlik var. O yüzden bu birliği de ortadan kaldırıp Lavenya'nın güvenliğini garantilemeyi düşünüyorum. Ve Güney İmparatorluğu'nun birliğine saldırıyorum. Muharebelerin başında tamamıyla atlılardan oluşmamız bize büyük avantaj sağlıyor. 10 kraliyet muhafızını yeniden yanıma çağırıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Savaşlarda düşman bana bazen çok pahalıya mal olabiliyor. Ve bu muharebede düşmanın katafrakları çok tehlikeli. Sağlam bir mızrak darbesiyle tek darbede beni indirebilirler. Yanımda asker bulunması herkesin sağlığı için iyi olacak. Muharebe başladıktan kısa bir süre sonra da yanımdaki muhafızlar bana zafer kazandığımızı bildirdiler. Ben de bekliyordum zaten. Düşmanın 3200 asker kaybına karşılık benim birliğimden sadece bir kraliyet muhafızı öldü. Ordu olarak da toplamda 12 kaybımız var. Bu birliği de mağlup ettikten sonra biraz ileride Güney İmparatorluğu'nun başka bir ordusuna rastladım. Hazır buradayken bu lordları da tutsak ederek Güney İmparatorluğu'nu biraz daha zayıflatsam iyi olur diye düşündüm. Geride kalan ordu savaşa katılmadığı için başlangıçta 1800 kişilik olan birlikle savaşıyorum. O yüzden tüm askerlere saldırı emri veriyorum. Şimdilik benim desteğime ihtiyaç duyacaklarını sanmıyorum askerlerin. O yüzden ben geride beklemeye karar verdim. Fakat kısa bir süre sonra Tristina'nın ordusu savaşa düşman saflarında katıldı. Kayıp vermeye başlarsak ben de müdahil olabilirim ama hala benim desteğime ihtiyaçları yok askerlerimizin. Düşman 1500 kayıp verdiğinde de biz ilk kaybımızı verdik. Erban'ın birliğinden bir gece şövalyesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. 14 kişiyi öldürdükten sonra Erban da bayıldı. Kısa bir süre sonra birliklerimiz tüm düşman askerlerini mağlup etti. Yanımdaki muhafızların sevinç çığlıklarıyla beraber muharebe alanından ayrıldık. Fakat yine de arkada bekleyen düşman ordusu saldırmaya devam ediyor. Ben de Güney İmparatorluğu'na mümkün olduğunca fazla kayıp verdirmek niyetindeyim. O yüzden namı kraliyet muhafızlarının başına komutan olarak atadıktan sonra ikinci dalgaya saldırıyorum.
Kraliyet muhafızlarından 40 tanesini bölerek okçu olarak saldırmalarını emrettim ve bineklerinden inmelerini söyledim. Yanımıza kadar gelen katafrakları ben de engellemeye çalışıyorum bir yandan. Birkaç muhafızı da yanıma koruma olarak almayı ihmal etmiyorum. Düşman ordusu diğer lordların intikamını alabilmek için bu savaşa bayağı istekli girdi ve önceki birliğe nazaran bize daha fazla kayıp verdirmeye başladılar. O yüzden ben de askerlere destek verebilmek için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Biraz yaralandıktan sonra geri çekilip muhafızlarla beraber ok atmaya başlıyorum. Savaş alanına destek birliklerimiz akın akın girmeye devam ediyor. Ama bu ordu şimdiden bana düşündüğümden fazla kayıp verdirdi. Düşman birliklerini fazlasıyla ileriye ittirmeyi başardık. Yanımdaki muhafızlara ihtiyacım kalmadığında herkese saldırı emri verdim. Ve ben de düşman atlarına doğru ilerlemeye başladım. Bu savaşta düşündüğümden daha fazla kayıp verdim. Yine de askerlerimiz dayanmaya devam ediyor. Geride bekleyen destek birliklerimize de saldırı emri verdim. Ve onlar da yavaş yavaş muharebe alanına dahil olmaya başladılar. Gece şövalyeleri düşmana karşı tüm vahşiliğini kullanıyor. Çünkü onlar da ölen yoldaşlarının intikamını almak için muharebeye girdiler. Muharebenin başında verdiğim emre uyarak bazı birliklerdeki kraliyet muhafızları atlarını geride bırakıp ilerliyorlar. Böylelikle süvarilerin hızlarından dolayı indiremedikleri düşmanları onlar indiriyor. Düşman düşük rütbeli askerlerine mecbur kaldı. Buradan anlıyorum ki geride bekleyen destek sayısı azaldı. Bu da askerlerimize savaş moralinde bir artış sağlıyor elbette. Yine de ben feci şekilde yaralandım. O yüzden mümkün olduğunca geri çekilmeye gayret ediyorum. Alacağım tek bir darbe daha beni yere serebilir. Bu da askerlerimiz için iyi olmayacaktır. O yüzden mümkün olduğunca geride durup muharebenin bitmesini bekleyeceğim. Düşman toplamda 528 askerimizi saf dışı bıraktı ve bunlardan 79 tanesi ölü. Kalan 337 tanesi yaralı olarak kurtuldu ve biz de bu muharebeden zaferle ayrıldık. Tabi ele geçirdiğim lordları tutsak almaktan geri durmadım. Erban'ın birliği ve benim birliğimde toplamda 408 yaralı asker var. Güney İmparatorluğu teslim olmaya bayağı bir yaklaşmış durumda. Wostrum'u da ele geçirirsem onları teslim olmaya ikna edebilirim diye düşünüyorum. Fakat Wostrum'da sağlam bir garnizon gücü var. Yine de 3790 kişi milislerden oluşuyor. Yani bana çok karşı koyabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden saldırıya başlıyorum. Ben Kuzeyit topraklarından çekildiğim için Kuzeyit tekrar savaşı lehine döndürmeye başladı. O yüzden mümkün olduğunca hızlı bir biçimde tekrar Kuzeyit'e doğru dönmem gerekiyor. Wostrum garnizonuyla beraber Gudra ve Farim'in birlikleri bana saldırıyor. Fakat bu 3400 kişiden oluşan birliğin çok büyük problem yaratacağını sanmıyorum. Erban'ı atlı okçuların başına verdikten sonra diğer komutanları da birliklerin başına kahraman olarak atadım. Ve saldırıyı başlattım. Kendim hala yaralı durumda olduğum için geride beklesem iyi olur diye düşünüyorum. Bu muharebeyle beraber Wostrum garnizonunu saf dışı bırakmış olacağım. Geriye de sadece milisler kalacak. İşim bir hayli kolaylaşacak yani. Ben muharebeye devam ederken Ertan'ın birliği savaşta düşman atlarına katıldı. Yine de askerlerimiz bir önceki muharebede verdiğimiz kayıplardan dolayı bayağı sinirli gibi. Şimdiye kadar öyle hatırı sayılır bir kayıp vermedik. Ve düşman kaybı binleri geçti. Toplamda 15 kayıp vererek bu muharebeden de galip ayrıldım. Tabi Wostrum'un garnizon gücünü de böylece ezmiş oldum. Harim'i de tutsak aldıktan sonra şehre saldırmaya devam ettim. Ama bir şey dikkatimi çekti. Benim şehri almama gerek kalmadan Güney İmparatorluğu teslim olmaya karar veriyor. Savaş yorgunluğu %100'e ulaştı. O yüzden kuşatmadan ayrılmaya karar verdim. Ve yeniden Kuzeyit topraklarına doğru yola çıktım. Kısa bir süre sonra da Ragaya'dan bir barış teklifi geldi. 656 bin dinar haraç ödeyerek ve günde 820 dinar vergi ödeyerek barış yapmak istiyorlar. Tabi kabul ettim. Savaşta olduğum krallıkların klanlarına ilişki durumuma bakmadan ulaklar göndermeye başladım. Ne kadar fazlasını yanıma çekebilirsem o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bir yandan onları zayıflatırken bir yandan da kendi birliklerimi güçlendirmiş olacağım. Tabi tımar veya yerleşke sahibi olan klanlara ulak göndermiyorum. Bu klanlar zaten muhtemelen bana katılmaya yanaşmayacaklardır. Ayrıca birliğimdeki Farim'e de bir teklifte bulundum. Bize katıl ve serbest kal. Ona bu toprakların meşru hükümdarının ben olduğumu söyledim. İkna olacak gibi. Ve onu ikna etmekte başarılı oldum. 400 bine yakın bir dinarda para verdikten sonra bize katılıyor. Aynı stratejiyi Alpanda da denemeye karar verdim.
Kendisi bize katılmaya zaten dünden hevesliymiş. Gelip söylese daha iyi olurdu ama yine de geç olsun güç olmasın. Bu esnada gönderdiğim bazı ulaklar da hedefine ulaştı. Güney İmparatorluğundan Sein de bize katılmaya karar verdi. Kuzey İtlerden Seatra Hanım'ı ikna etmeyi denedim. Ve onu da ikna etmeyi başardım. Gönderdiğim ulaklar sayesinde arka arkaya görüşmeler yapıyorum. Fakat Diul'la konuşurken kritik bir hata yaptım. Uzun bir süre bana katılmaz gibi görünüyor. Sturgia Lordları da bana katılmaya pek istekli değil. Yine de Kuzey İtliler aldıkları yenilgilerden sonra bana katılmaya daha istekli. Gonke Bey'le de başarılı bir görüşme yaptıktan sonra ona da biraz para verdim ve bana katılmaya ikna ettim. Hemen arkasından Tala Hanım da bana katıldı. Güney İmparatorluğundan Ulyan da bana katılmaya istekli gibi. Tımarsız kalan lordları benim tarafıma geçmeye ikna etmek daha kolay oluyor. Güney İmparatorluğu'nun gönderdiği barış teklifini kabul etmeme rağmen hala benimle barış yapmadılar. Ama aldığımız yeni klanlar sayesinde zayıflamaya da devam ediyorlar. Barış yapmamış olmaları onları daha zor bir duruma sokacak. Sturgia'nın bir lordu olan Kraliçe Milisa'yı ikna etmeyi deniyorum. İkna etmeye çok yaklaşmışken bunu seninle konuşmak konusunda içim rahat değil diyerek görüşmeden ayrılıyor. Ve Kral Şemir'le görüşmem en başından başarısız oluyor. Neyse ki Vlandia'yı da zayıflatmayı başarıyorum gibi. Baron Boskorik bana katılmaya karar verdi. Yine Vlandia'dan Baron Vusur'u bana katılmaya ikna ettim. Danistika'da bazı klan liderlerinin tutsak olduğunu biliyorum. Danistika'daki klan liderlerini esir olarak yanıma aldım ve onlarla konuşmaya başladım. Alagur Bey'e yüklü bir miktar dinar ödedikten sonra bize katıldı. Hemen arkasından Hurunak da bize katılmaya karar verdi. Ayrıca bir paralı asker klanı olan Altın Domuz Kumpanyası klanı da bize katıldı. Tabii artık vasalımız olarak. Son olarak da Sorrow da bize katılmaya ikna ettik. Tabii şimdiye kadar verdiğim en yüksek parayı Sorrow'a ödedim. Güçlü bir klan. 1 milyon 338 bin dinar ödedikten sonra diğer üyeleriyle beraber bize katılmaya karar verdiler. Bana katılan yeni klanlarla birlikte asker mevcudiyetimizi fazlasıyla arttırdığımı düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Hala birçok devletten geride durumdayım. Bana en yakın olan Sturgia var. 148 bin asker bulunduruyor. Vlandia almış yürümüş. 200 bine yakın askerleri var. Tabii en korkutucu olanı Kuzey İmparatorluğu. 256 bin askerle liderliği elinde tutuyor. O yüzden Kuzey topraklarına doğru yol alırken Kuzey İmparatorluğu'nun klanlarına da ulaklar göndermeye karar verdim. Kuzey İmparatorluğu'nun fazla bir vasalının olmadığını görüyorum. Ellerindeki klanlar genellikle paralı askerlerden oluşuyor. Yine de Kuzeylilere ulaklar göndermişken neden Batı İmparatorluğu'na da göndermeyeyim diye düşünüyorum. O yüzden tımarı bulunmayan klan liderlerine ulak göndermeyi düşünüyorum. Ama Batı İmparatorluğu'nda neredeyse bütün lordların tımarları var. Bana katılmaya yanaşacaklarını hiç sanmıyorum. Şansımı Aseray ve Batanya'da denemeye karar veriyorum. Neyse ki Aseray'daki birçok lordun tımarı yok. Aseraylı lordların bana katılması bu yüzden daha yüksek ihtimal. Aseraylı tüm lordlara ulak gönderdikten sonra Batanyalılara da ulaklar gönderiyorum. Sonrasında da Kuzey topraklarına doğru yol almaya devam ediyorum. Kısa süre sonra ulaklar hedeflerine ulaşmaya başladı. Hala Vlandia tarafına ulaşmamış ulaklarımız var. Ulaşan ulaklarla beraber yanıma yeni klanlar katılmaya devam ediyor. Kuzey'e doğru yol alırken tekrar yönümü Danistika'ya doğru çevirdim. Bankadan yanıma biraz daha para alsam iyi olacak gibi. Çünkü klanlar bana katılırken yüksek miktarda para istiyorlar. Özellikle Vlandia lordları genellikle 1 milyon dinarın üstünde alıyorlar. Danistika'ya geldiğimde buradaki bankada hesabımın olmadığını öğrendim. Fakat Onira'da bir hesabım bulunuyor. O yüzden Onira'ya doğru yola çıkmaya karar verdim. Ayrıca kaleye giderek yanımdaki tutsakları da buradaki zindana bırakıyorum. Arkon Oana ile konuşmanın başında büyük bir hata yaptım. Kuzenim söylemiş dedim ama yemedi tabi. Neyse ki Tulvo bana katılmaya istekli gibi görünüyor. Tabi 1 milyon 104 bin dinar verdikten sonra isteği de artıyor. Bir yandan lordlarla görüşmeler gerçekleştirirken bir yandan da param bitmeden Onira'ya ulaşmaya çalışıyorum. Onira'ya geldiğimde bankada 38 milyon dinarım olduğunu gördüm. Ve 20 milyon dinarını çekmeye karar verdim. Kalan 18 milyon dinar faizlenmeye devam ederse benim için daha iyi olacak. Daha sonra da gönderdiğim diğer ulakların sayesinde lordlarla görüşüyorum. Emir Duveyn'i son anda ikna etmeyi başardım. Neyse ki yeterli parayı yanıma aldım. O yüzden Banu Harranat klanı da bana katıldı. Yeni gelen klanların neredeyse tamamına 1,5 milyon dinarın üzerinde para vermeye başladım.
Zamanında bankalarda hesap açarak iyi ettiğimi düşünüyorum. Ulaklarımız nihayet Batanya tarafına da ulaşmaya başladı. Ve Batanyalı lordları da kendi saflarımıza çekmeye başladık. Güney İmparatorluğu yeniden bir barış teklifi gönderdi. Kabul ettim ve bu sefer anında barış yaptılar. Savaşmaktan onlar da bir hayli yorgun düştüler. Akisar Kalesi önüne geldiğim zaman biraz beklemeye karar verdim. Ayrıca bize yeni katılan klanlara da bizden olan askerleri almalarını emrettim. Akisar Kalesi önünde beklememin nedeni gönderdiğim son ulakların hedeflerine ulaşması. Aseray'dan Hasan'la görüşmeye başladım ve bana katılmayı kabul etti. Bu esnada Erzenur Kalesi'nin kuşatıldığını öğrendim. Osea'nın ordusu savunmak için Erzenur Kalesi'ne gidiyor. Arkasından da Elidilia'nın ordusu destek vermeye geliyor. Şimdilik benim yardımıma ihtiyaçları yok gibi görünüyor. Ulaklardan uzun bir süredir haber gelmediği için bütün ulakların yerlerine ulaştıklarını tahmin ediyorum. O yüzden Akisar Kalesi'ni kuşatmaya başlıyorum. Savunmacılar kuşatma aletlerinin tamamını yapmaya fırsat bulamadan saldırıya başlıyorum. Lordları komutan olarak askeri birliklerin başına gönderdikten sonra hepsini saldırıya gönderiyorum. Ayrıca yanımdaki komutanlara da birliklerinin başlarına gitmelerini söylüyorum. Nispeten tecrübeli bir garnizonları var ve arkadan milisler de gelecek. Ama yine de askerlerimize karşı koyabilecek sayıda değiller. O yüzden sorun olmadan bu kaleyi alabileceğimizi tahmin ediyorum. Kendim de verebileceğim zararı vermek için ok atmaya başlıyorum. Fakat bu tecrübeli askerlerden gelen oklarla beraber biraz yaralandım. Geride dursam benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve korunaklı bir barikatın arkasında beklemeye başlıyorum. Kısa bir süre sonra askerler duvarları ele geçirmeyi başardı. Ve Kuzeyit garnizonunun tecrübeli askerlerinin birçoğu öldü. Yine de garnizonda hala savaş lordları ve kemankeşler bulunuyor. Ama çok dayanabileceklerini sanmıyorum. Milislerin de muharebe alanına savunmak için dahil olduklarını görüyorum. Surlarda çok fazla okçu kalmadığı için ben yeniden yerime geçip ok atmaya başladım. Ve özellikle kemankeşleri hedef almaya koyuldum. Tabi bu kemankeşlerin vuruşları bayağı can yakıyor. O yüzden yeniden geri çekilmeye karar veriyorum. Şimdiye kadar zaten düşündüğümden fazla kayıp verdim. Eğer bir de ben düşersem durum çok daha vahim olabilir. Geride bekleyen kraliyet muhafızlarına da saldırı emri veriyorum. Mühimmatlarını bitirdikleri için burada beklemelerine gerek görmüyorum. Ayrıca surların tepesinden de aşağıdaki askerlere ok atabilirler diye düşünüyorum. Tabi muhafızlar gidene kadar biz kaleyi ele geçirmeyi başardık. Akisar Kalesi üstünde hak iddia etmiyorum. Bana yeni katılan lordlara bu kaleyi hibe olarak verirsem benimle daha iyi geçinirler diye düşünüyorum. Hem onlara da bir motivasyon kaynağı olur. Bu esnada yakınlarımda 3000 kişiden oluşan bir Kuzeyit birliği gördüm. Onlara saldırmak için ilerlerken Akisar Kalesi'nin sahipliğini de Iona'ya vermeye karar verdim. Saldırmaya karar verdiğim birliklerden sadece 1600 kişilik olanı yakalayabildim. Shanga'nın birliği. Ve kendisine ya teslim olmasını ya da savaşmasını söyledim. Teslim olmayı reddederek yenilmeyi seçti. Kabul ettim. Ve büyük bir gece şövalyesi birliğinin arkasında kraliyet muhafızlarıyla beraber saldırıyı başlattım. Bu muharebeden sonra Çaykant'ı ele geçirmeyi düşünüyorum. Ve yapacağım bu kuşatmada zinde olmam gerekiyor. O yüzden hem daha fazla yaralanmamak için hem de geçmişteki yaralarımın iyileşebilmesi için bu muharebeye katılmamayı tercih ediyorum. Zaten 1600 kişilik bu birliğin askerlerimize çok da dayanabileceğini sanmıyorum. Bu kulun birliği savaşa düşman saflarında katıldı. Ama yine de bize engel olabileceklerini sanmıyorum. Düşmanın 1200'e yakın kaybına karşılık biz sadece ortalama 20 asker feda ettik. Ki bu 20'nin de 15'i zaten yaralı. Sonradan aramıza yeniden katılacaklar yani. Tabi düşman bunun yanında destek almaya devam ediyor. Ve bu kulun birliğinin birlik sayısını bilmiyorum. Son birkaç adam kaldığında askerlere kendimi göstermek amacıyla ben de hücuma çıkmaya karar verdim. Fakat ben ileriye atıldığım sırada düşman yeniden destek aldı. Yine de düşmanın üstünde bu kadar baskı kurmuşken bana zarar verebileceklerini sanmıyorum. O yüzden geri çekilmeye tenezzül etmedim. Ve askerlerin arasına girdiğimde herkese korkusuzca saldırmalarını emrettim. Ben de Kuzeyit piyadelerinin arasına daldım. Savaş alanına düşman katafrakları dahil oldu. Neyse ki bizim şövalyeler katafrakları sıkıştırmayı başardı. Fakat ben katafrakların arasında yara almaya başlıyorum. Bu askerler gerçekten güçlü askerler ve hiç şakaları yok. O yüzden kendime dikkat ederek kılıç savurmaya devam ediyorum. Yine de aralarında çok kalmamaya da gayret ediyorum. Kalan son adamı da ben indirdim ve muharebeden zaferle ayrıldık. Tabi arkadan gelen destek birliği hala saldırmaya devam ediyor. 1600 kişilik bir birlik daha.
O yüzden muharebenin ikinci dalgasına hazırlanıyoruz. Namığı da atlı okçuların başına veriyorum. Ve tüm birliklere saldırı emri veriyorum. Askerlerimizin attığı çığlıklar bile normalde düşmanın kaçması için yeterli. Ama bu kuzey ittiler gözü pek askerler. Öyle çığırtkanlıkla falan kaçacak tipler değiller yani. O yüzden askerlerimiz de onlara kılıçlarını tattırıyorlar. Bizimkiler hücuma geçtikten kısa bir süre sonra ölen katafrakların atları muharebe alanında başıboş geziyor. At kazanımı açısından benim için gayet karlı bir muharebe olacak gibi. Ama yine de yara almamak için kendime dikkat etmem gerekiyor. O yüzden her ihtimale karşı kalkanımı önümde tutuyorum. Neyse ki bu birliği de hızlı bir biçimde alaşağı etmeyi başardık. Ve muharebeden ayrıldık. Ardından da Çaykant'ta bir kuşatma kampı kurmaya başladık. Bir savaşta ayrı düştüğüm yoldaşım Linda şu anda bu yerleşkede tutsak. Ayrıca Fenella'nın da burada olduğunu öğrendim. Çaykant'ı kuşatabilirsem yoldaşlarımı da kurtarmış olacağım. Ama Çaykant'ın içinde 6000 kişiden oluşan bir garnizon birliği var. Kuşatma kampını kurduktan sonra saldırıya başlamaya karar verdim. Garnizon bana saldırmak için sayı üstünlüklerine rağmen dışarıya çıkmadı. Fakat ben kuşatma aletleri yapmaya koyulursam destek alabilirler. O yüzden bir an önce Çaykant'a saldırıp ele geçirmek niyetindeyim. Tabii bu kuşatmada fazlasıyla kayıp vereceğimi düşünüyorum. Çünkü Çaykant'ta beni azımsanmayacak bir savunma gücü bekliyor. Elimden geldiğince duvarların dibine yaklaşarak balista ve ona göre atışlarından korunmayı planlıyorum. Hatta becerebildiğim kadar duvarlardaki okçulara oklar atmaya çalışıyorum. Şövalyeler yavaş yavaş surlara tırmanmaya başladı. Böyle giderse çok yakında Çaykant surları bizim olacak gibi görünüyor. Tabii sonrasında şehir içinde milislerle çarpışmamız gerekecek. Fazlasıyla yaralandığım için iyice surların dibine yaklaşıp burada beklemeye karar verdim. Birkaç ok daha yersem düşebilirim diye düşünürken düşündüğüm gibi oluyor. Surların çok yakınında durmama rağmen yine de ok yemeye devam ediyorum. Ve mümkün olduğunca uzaklara çekiliyorum. Neyse ki bir ok daha yemeden kurtulmayı başardım. Elime kalkanımı alıp uzaklarda beklemeye karar verdim. Fakat Kuzeyit ölümsüzleri buraya bile ok atmaya devam ediyorlar. Bizim destek kuvvetleri savaş alanına girdi. Ok yemeyeceğimi düşündüğüm büyük bir kayanın arkasına çekildim. Ve burada beklemeye koyuldum. Fazlaca kayıp vermeye devam ediyorum. Ama verdiğimiz kayıpları destek birliklerimiz telafi ediyor. Kuzeyit askerleri bu şehri düşündüğümden iyi savunuyor. Uzaktan gördüğüm kadarıyla surlardaki çarpışma hala devam ediyor. Askerlerimiz fazlasıyla yıprandı. Ama yine de surları bile geçmeyi başaramadılar. Neyse ki içeriye giren bazı askerler kapıları açmayı başarmış. Ve kapılardan da saldırmaya başladık. Ben de güvenli olduğunu düşündüğüm için kapıların içinde ve muhafızların arkasında bekliyorum. Buradaki savunma yarıldığı zaman işimiz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Fakat ön saflarda bekleyen Kuzeyit askerlerinden ok yiyebilirim. O yüzden daha güvenli olduğunu düşündüğüm için önceden sığındığım kayanın yanına gitmeyi planlıyorum. Kısa bir süre sonra surlardaki savunmanın yarıldığını fark ettim. Askerlerimiz şehrin içlerinde milislerle çarpışıyorlar. O yüzden ben de surlara tırmanarak savaşı yukarıdan izlemeye karar verdim. Yukarıya çıktığımda büyük bir milis birliğinin aşağıda askerlerimizle çarpıştığını görüyorum. Ve hala mühimmatlarını tüketmemiş olan okçuları yanıma çağırıyorum. Yukarıdan ok atmaları daha mantıklı olacak gibime geliyor. Onlara beni takip etmelerini söyleyerek onları milislerin arkasına geçiriyorum. Ve buradan milislerin üzerine ok yağdırmaya başlıyoruz. Fakat ben bu askerleri merdivenden çektiğim için bazı milis kuvvetleri duvara tırmanmaya başladı. Ve arkadan yeni destekler geliyor. O yüzden tüm askerlere yeniden saldırı emri veriyorum. Kendim de kalkanımı kaldırıp uygun bir yerde beklemeye başlıyorum. Savaş alanındaki milisler azaldıkça arkadan yeni destekler gelmeye devam ediyor. Yine de bunlar zırhlı veya tecrübeli askerler değiller. Savaş lordları veya muhafızların karşısında pirinç taneleri gibi dökülüyorlar. Ve askerlerimiz dakikalar geçtikçe ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca geniş alan avantajını da ele geçirdik. Ve düşmanı çevreledik sayılır. Düşman kuvvetleri eriyip bitti. Bu esnada milisin biri koşturarak üzerime gelmeye başladı. Son milisi de ben öldürdükten sonra muharebeyi kazandık. Destansı bir savaş oldu. Kuvvetlerimiz Kuzeyitlilerin sayısal üstünlüğünü aldırmadan onları ezip geçti. Ve böylece Çaykant duvarlarında da sancağımızı dalgalandırmaya başladık. Ele geçirdiğim lordları da tutsak aldım elbette. Çaykant'ta hak iddia etmedim. Bu şehri de bize yeni katılan lordlara hibe etmeyi düşünüyorum.
Çaykamp'ta bir süre beklemeyi düşünüyorum. Hem askerlerimiz yaralarını sarsın hem de ben biraz dinleneyim diye. Ayrıca Kuzeyitliler bunu yanıma bırakmak istemeyecektir. Muhtemelen buraya yakında kuşatmaya gelecekler. Gelirlerse bu şehirde garnizon birliklerimiz oluşana kadar burayı savunmak da bana düşer tabi. Çaykamp'ta yeteri kadar bekledim. Ve buranın sahipliğini de Bozkori'ye vermeye karar verdim. Ardından Çaykamp'tan ayrılarak Hakkun Kalesi'ni kuşatmaya karar veriyorum. Çaykamp'ta yeteri kadar savunma gücü şimdilik toplandı gibi görünüyor. Bu arada 9500 kişilik bir ordu kuşatma yapmak için Ortongard'a gidiyor. Bize yeni katılan klanlarla beraber Kalradya'daki asker mevcudiyetimiz bir hayli arttı gibi görünüyor. Garnizonlar dahil sancağımız altında 215 bin asker bulunuyor. Bu sayıyla savaşta olduğumuz tüm devletlerden daha üstün durumdayız. Tabi hala Kuzey İmparatorluğuna yetişemedik. Hakkun Kalesi'ne doğru giderken Akkalat'taki kuşatmaya göz atmaya karar veriyorum. Ve orada çok kalabalık bir ordu olduğunu fark ettim. Ayrıca Kuzeyitler yenilmek üzere gibi görünüyor. Eğer Akkalat'taki kuşatmayı yenmeyi başarabilirsem muhtemelen Kuzeyitler daha fazla dayanamayacak. O yüzden hızlı bir biçimde oraya doğru yöneliyorum. Elimdeki 1000 askerle beraber Akkalat garnizonu da bana katıldığında muhtemelen kuşatmayı kaldırırız diye düşünüyorum. Ve 8800 askere karşı 3386 askerle saldırıya geçiyorum. Muharebe başladığında tüm komutanları askerlerinin başlarına gönderiyorum. Ve tüm askerlere saldırı emri veriyorum. Garnizondan da 115 kraliyet muhafızı bize katıldı. Ayrıca Erban'ın birliğindeki 108 gece şövalyesi de düşmana hücum ediyor. Uzun bir savaş olacak gibi görünüyor. O yüzden bayılmaktan veya ölmekten kaçınmak için ben geride bekliyorum. Savaş alanını daha net görebilmek için yüksek bir tepeye çıkmaya karar verdim. Bu esnada Kuzeyit destek birlikleri çağırmaya devam ediyor. Ben de elimden geldiğince ok atarak destek olmaya çalışıyorum. Fakat bulunduğum yerde düşmanlardan ok da yiyorum. O yüzden geri çekilmeye karar veriyorum. Yüksek bir tepeye geri çekilerek savaşı buradan izlemeye karar verdim. Ben gerilerde beklediğim esnada düşman atlı okçuları bana kadar gelmeyi başardı. Ben de kılıcımı çekip hücum etmekte buldum çareyi. Çevremdeki tehlikeyi savuşturduktan sonra yeniden yerime döndüm. Bu sefer de piyadeler üstüme gelmeye başladı. Birisi kalkanıma vura vura bana hücum etti. Fakat kalıbının adamı değilmiş. Birkaç vuruşla onu indirmeyi başardım. Sonrasında da yakınımdaki diğer piyadelere hücum ettim. Onları da indirdikten sonra yeniden gerime dönüyorum. Düşman henüz 2500'lere yakın kayıp verdi. Ve bizim kaybımız 50'ye yaklaştı. Savaş daha da sürecek gibi görünüyor. O yüzden ne kadar az yara alırsam benim için o kadar iyidir diye düşünüyorum. Üzerime doğru gelen atlı okçuları ve piyadeleri görüyorum. Onları savuşturabilmek için yeniden hücuma kalkıyorum. Kendimi güvene aldıktan sonra da tekrar yerime dönüyorum. Tabi biraz tehlikeli bir durumdayım. Yalnız kalmış olmamın da buna faydası olmuyor. O yüzden 5 kraliyet muhafızını benim yanımda durmaları için yanıma çağırdım. Onlar yanımdayken bana yaklaşan atlı okçulara veya piyadelere müdahale edecekler. Tabi her şeyi de devletten beklememek lazım. Elimdeki kılıç süs olsun diye durmuyor yani. Elinde mızrağıyla bize doğru koşan bir Kaan muhafızını bayıltıyorum. Kalkanı bile yokken niye böyle bir şeye kalkıştığını asla anlamadım. Muhafızları beni korusunlar diye yanıma çağırdım ama daha çok ben onları koruyor gibiyim. Alandaki mevcudiyetimizin azalmasıyla beraber bizim destek birlikleri de muharebeye dahil oldu. Yeni gelen muhafızlara atlarından inmelerini söyledim. Ve onlara okçu gibi davranmalarını emrettim. Savaş alanında yeterince atlı birlik var. Onların yaya olması bizim kârımıza olur diye düşünüyorum. Ve onları benim biraz önümde bir düzene yerleştiriyorum. Muhafızların 3 aşağı 5 yukarı düzen aldıklarını fark ettikten sonra herkese saldırı emri verdim. Tabi yanımdaki muhafızların gitmelerini engelledim. Onlar şimdilik yanımda kalsalar benim için daha iyi gibi. Düşman ordusunun hala yarısından fazlası destekte bekliyor. Yanımdaki muhafızlara da kalkanlarını kaldırmalarını emrediyorum. Tek tük de olsa üzerimize oklar geliyor. Bu oklardan minimum şekilde etkilensek hepimiz için daha iyi olacak. Okçu olarak nitelendirdiğim kraliyet muhafızları oklarını bitirmeye başladı. Ve oklarını bitiren muhafızlar piyade görevlerini yerine getirmeye başladılar. Düşman birliklerine akın akın destek geldiğini görüyorum. Yine de bizim askerler dayanıyor gibi. Ve bineklerinden indirdiğim muhafızlar yerden topladıkları okları atmaya devam ediyorlar. Bir nevi mühimmatlarını yeniliyorlar yani. O yüzden
yüzden bineklerinden inmiş olmaları onlar için bir avantaj oluyor. Askerlerimiz yaralandıkça ben de onların yaralarıyla ilgileneceğim için hekimlik konusunda durduğum yerden araştırmalar yapıyorum. Bu da hekimlik becerimin artmasına sebebiyet veriyor tabi. Onların yaralarıyla nasıl ilgileneceğime dair yanımdaki muhafızlarla falan konuşuyorum. Savaş alanına bizim savaş dortlarıyla beraber kemankeşler de dahil olmaya başladı. Kemankeşler uzun menzilli yaylarıyla daha bizim bulunduğumuz yerden ok yağdırmaya başlıyorlar. Kemankeşlerle beraber diğer destek birliklerinin de gelmesinin ardından bu muharebeden de zaferle ayrıldık. Ayrıca ele geçirdiğimiz Kuzeyit lordlarını da esir aldık. Toplamda 336 yaralı askerim var. Yakında iyileşirler diye düşünüyorum. Ve bu ordunun hezimete uğramasından sonra savaşta yorgun düşen Kuzeyit klanları benimle barış yapmayı teklif ediyor. Kabul ediyorum. Hemen ardından da yönümü Sturgia'ya çeviriyorum. Ve savaş politikamı saldırgan olarak belirliyorum. Asker sayımız onlardan fazla. Klan sayımız da öyle. Fakat savaş şu anda aleyhimizde gibi. O yüzden bu durumu bir an önce tersine çevirmem gerekiyor. Ve öncelikli olarak Makeb'i kuşatmaya gidiyorum. Iona'nın kurduğu 9500 kişilik ordu da Makeb'e doğru yönlendi. Tabi Kuzeyit'le barış yapınca Ortongrat'ı kuşatmalarına gerek kalmadı. Öncesinde de Çaykan'da uğrayıp oradaki yoldaşlarımı yanıma almayı planlıyorum. Çaykan'da geldikten sonra Fenella'yı ve Linda'yı birliğime alıyorum. Sonrasında da Makeb'i Iona'nın ordusuna bırakıp Uriksala Kalesi'ne doğru yola koyuluyorum. Tabi bir yandan yolda giderken daha öncelerde görüşemediğim lordlara da ulaklar gönderiyorum. Gönderebildiğim kadar ulağa gönderdikten sonra Uriksala'ya doğru yoluma devam ediyorum. Tabi yolda giderken de askerlerimiz iyileşip kendilerini toparlıyorlar. Ulaklar yavaş yavaş hedefine ulaşmaya başladı. Kuzeyitlerden Uluyan Hanım bana katılmaya kolayca ikna oldu. Tabi fazlasıyla para istiyorlar ama bu paraları bugünler için biriktirdim. Uluyan'ın hemen ardından Rinan'a da bana katılmaya istekli gibi. Kuzeyitlerin teslim olmasından sonra lordlarının güveni Kuzeyit'e karşı bayağı kırılmış gibi görünüyor. Makeb'de toplamda 4600 kişilik bir savunma birliği var. 3500'ü de milislerden oluşuyor. Iona'nın 10.000 kişilik ordusu burayı rahatça alır diye tahmin ediyorum. Kuzeyitlerden Gusukan Bey de 1.700.000 dinar ödemeden sonra bana katılıyor. Güney İmparatorluğu bu sırada Batanya ile ittifak kurdu. Resmi bir savaşımız olmasa da bu ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Onlara karşı dikkatli olsam iyi olacak. Daha öncelerden Kuzey İmparatorluğuna karşı isyanda bulunmuş Kacin şimdi bana katılmaya niyetli. Umarım bana karşı da bir isyanda bulunmaz. Çünkü bunun bedelini muhtemelen kellesiyle öder. Ulaklar Sturgia lordlarına ulaşmaya başladı. Yine de bu lordları şimdilik benim tarafıma çekmek zor olacak gibi. Ama bana katılmaya ikna edebilirsem fazlasıyla faydası olacak. Hele ki ben Sturgia'ya saldırmaya karar vermişken. Yine de bu lordları ikna etmek kolay olmuyor. Çünkü hala her biri birçok tımara sahip. Yakında bu durumun değişeceğini öngörüyorum. Neyse ki Sturgia'dan Kraliçe Vara bana katılmayı kabul ediyor. Tabii yüklü bir miktar ödemeyle kabul ediyor. Batı İmparatorluğundan bir klanı daha bize katılmaya ikna ettim. Ve hemen ardından da bir Aseray klanı bana katıldı. Param yavaş yavaş suyunu çekmiş olsa da neyse ki yerleşkelerim iyi vergi getiriyor. Kısa zamanda toplayabileceğimi düşünüyorum. Uriksala duvarlarının önüne geldiğimde bir süre beklemeye başladım. Son ulaklarında hedeflerine ulaşmalarını istiyorum. Ayrıca bize yeni katılan klanların tamamına birlik oranlarımızı ve şablonlarımızı bildirdim. Ve bize yeni katılan klanların getirdikleri askerler ile beraber diyardaki en yüksek asker mevcudiyetine de sahip olduk. Bundan böyle durdurulmaz bir asker gücümüz var. Ve düşmanlarımız her gittikleri yerde bizim klanlarımızla karşılaşacaklar. En sonunda da Uriksala Kalesi'nin duvarları dibine geldiğimde bir kuşatma kampı kurmaya koyuluyorum. Ben henüz Sturgia'dan bir kuşatma bile yapmamışken savaş durumu eşitlendi sayılır. Demek ki diğer klanlarımız var güçleriyle saldırıyorlar. Buradan bunu çıkarıyorum. Kuşatma kampı kurulduğunda hızlı bir biçimde saldırıya başladım. Zaten kalede öyle bize karşı koyabilecek çok da bir asker bulunmuyor. Kendim de bir süre oklardan ve balista atışlarından sakınabilmek için geride bekliyorum. Askerlerimiz duvarlardan içeri girmeye başladılar. Ayrıca içeri giren askerler kale kapılarını da açmayı başardılar. Tabii ben gelene kadar kapılar tekrar suratıma kapandı. Olsun, sorun değil. İçerideki savunmanın büyük bir çoğunluğunu indirdik sayılır. Dışarıda atış yapmak için bekleyen kraliyet muhafızlarını da duvarlara yönlendirdim. Ben de onlarla beraber yukarı çıkmaya koyuldum. Bu Sturgia kalelerinin mimarisi biraz garip.
İki katmanlı bir duvarları var. Savaşçılarımız şimdi ikinci duvarı ele geçirmek için uğraşıyor. Ben de olabildiğim kadar onlara destek olmaya çalışıyorum. Savunmacılar kuvvetlerimizin karşısında eriyip bittiler. Kalkanıma vurarak askerleri tebrik ediyorum. Son adamı da indirdikten sonra kalenin duvarlarında sancağımızı dalgalandırıyoruz. Böylelikle Sturgia'dan da ilk yerleşkeyi almış olduk. Uriksala Kalesi'nde hak iddia etmek istiyorum. Sturgia'dan aldığım ilk yerleşke olduğundan dolayı benim için manevi değeri var. Ve bu kaleye kendim el koyuyorum. Kaledeki inşa projelerinin rahatça tamamlanabilmesi için buraya bir miktar dinar bırakıyorum. Yeni alınmış bir kale olduğu için fazlasıyla ihtiyacı olacağını düşünüyorum. 100 bin dinarı bıraktıktan sonra da inşa edilmemiş projeleri sıraya ekledim. Ve sonrasında Tiyal'ı kuşatmak için yola çıktım. Sturgia'nın zaten şimdilik Uruksala'yı ele geçirebilecek bir kuvveti yok. Ki gelseler de zaten yakında olacağım için hızlıca müdahale edebileceğim. O yüzden Tiyal'ı kuşatmaya giderken bir sakınca görmüyorum. Tiyal kentinin önüne geldiğimde hızlıca kuşatma kampını kurmaya başladım. Buradaki 5000 savunan askerinde 4000'i milislerden oluşuyor. O yüzden bana çok problem yaratacaklarını düşünmüyorum. Ve savunmalarla vakit harcamak istemiyorum. Dolayısıyla kuşatma kampı kurulur kurulmaz hızlı bir biçimde saldırıya başlıyorum. Ayrıca bir gece saldırısı olması bizim avantajımıza olacak. Savunma için düşman duvarlarında ateşli onagerler bulunuyor. Askerlerimiz onların menzilinden çıktıkları andan itibaren güvende sayılacaklar. Yine de duvarlarda sağlam bir savunmayla karşılaşacaklar. Ama duvarlardaki savunanların kraliyet muhafızlarını ya da gece şövalyelerini aşabileceklerini sanmıyorum. Yine de kendim elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Atabileceğim tüm okları attıktan sonra ben de duvarlara çıkmaya karar verdim. Askerlere destek olamasam bile yanlarında olduğumu göstermek onlar için moral kaynağı olacak. Fakat çıktığımda ağır bir savunmayla karşılaştım. Yine de elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Askerlerimizin duvarlara aldıklarını gördükten sonra ben de hücum etmeye koyuldum. Tabi arkadan destek Sturgia birlikleri geliyor. Elimden geldiğince onları askerlere bırakmaya çalışıyorum. Kendim de bulduğum bir fıçıdan ok alıyorum. Ve düşman askerlerine oklar yağdırıyorum. Sturgialılar hala garnizondan asker çağırmaya devam ediyor. Henüz milislerine ulaşabilmiş değiliz. Ama arkadan milis desteklerinin de geldiklerini görüyorum. Bu da garnizon kuvvetlerinin bittiği anlamına geliyor. Yani zor olan kısmı halledildi gibi. Tabi 4000 kişilik bir milis gücü de azımsanacak bir kuvvet değil. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Özellikle de ben bu kadar yaralıyken. Bir kraliyet muhafızıyla beraber 2 gece şövalyesinin yüzlerce kişilik milisi tuttuğunu görüyorum. Askerlerimizin savaşma konusundaki isteği beni heyecanlandırıyor. Tabi ben de onlara destek olabilmek için oklar yağdırmaya devam ediyorum. Okum bittiğinde fıçılardan oklarımı yenileyip yeniden taarruza geçiyorum. Milisler iki taraftan gelmeye devam ediyorlar. Neyse ki askerlerimiz kapıları açarak destek kuvvetlerinin bize gelmesini kolaylaştırdı. Sturgia milislerinin büyük bir çoğunluğu okçulardan oluşuyor. O yüzden askerlerimiz zor bir savaş veriyor gibi. Yine de bu sivilleri kayıp da verseler yenebileceklerini düşünüyorum. Arkadan gelen destek kuvvetlerimizle beraber milisleri ortada sıkıştırdık. Tabi milisler de destek almaya devam ediyor. Muhafızlarla beraber gece şövalyeleri onları tutabildikleri kadar tutuyorlar. Ama bu kadar kalabalık adamı 10 kişinin tutması elbette mümkün değil. Neyse ki arkadan gelen desteklerimiz onların icabına bakacaklardır diye düşünüyorum. Aşağıda bir gece şövalyesinin 5 kişiyle savaştığını görüyorum. Ve tek bir darbeyle 4 kişiyi indirdiğine tanık oldum. En nihayetinde o da yıkıldı. Ve eğer tek bir ok daha yersem ben de yıkılacağım gibi görünüyor. O yüzden geri çekilmeye gayret ediyorum. Dışarıdan arkamıza dolaşmaya çalışan milisler görüyorum. Tabi yaralı olsam da benim gözümden kaçmayı başaramıyorlar. Yine de elimden geldiğince askerlerimize destek vermeye gayret ediyorum. Güvenli olduğunu düşündüğüm bir yerden oklar atmaya başladım. Bunu elimden geldiğince sürdürüyorum. Şehirde yaşayan siviller ellerine geçirdikleri silahlarla bize hücum ediyorlar. Çok kalabalıklar ama iyi ekipmanlı veya tecrübeli değiller. O yüzden bu fedakar davranışları şehirlerini kurtarmak için yeterli olmayacak. Tüm askerleri geri saplara çekmeye karar veriyorum. Çünkü ileri hatlarda sıkıştıkları için yeterince verimli savaşamadıklarını düşünüyorum. Fakat düşman milis kuvvetleri de okçu oldukları için yanaşmaya tenezzül etmiyorlar. O yüzden hepsine hep beraber yeniden saldırı emri veriyorum.
Bu esnada yanıma gelmiş bir milis var. Son anda onu bloklamayı başardım. Nereden geldiğini bile anlamadım. Eğer bu yaştan sonra bir milis tarafından bayıltılsaydım gerçekten çok zoruma giderdi. Neyse ki milisin icabına bakmayı başardım. Bizim destek kuvvetleri de arkadan gelmeye başladılar. Okçuları yanıma çağırıyorum duvardan destek versinler diye. Kalanları ön saflarda kalıp savaşmaya devam edebilirler. Ve okçular duvarlara çıkıp yanıma gelerek tam istediğim yerden atış yapmaya başladılar. Bizim gece şövalyeleri için iyi bir destek olacağını düşünüyorum. Tabii arkadan milisler için de destek gelmeye devam ediyor. Yanımdaki muhafızlar hekimlik konusunda da tecrübeli gibi. Beni biraz tedavi etmeyi başardılar. O yüzden yeniden kendimi göstererek oklar atmaya başladım. Tabii ara sıra kendi askerlerimi de vuruyorum. Hani düşmanlara gözdağı olsun diye. Kendi adamlarıma bunu yapıyorsam size kim bilir neler yaparım gibi. Milislerin iyice geri çekildiklerini gördükten sonra tüm askerlere saldırı emri verdim. Son mızrakçı da öldükten sonra Tiyal şehri de bizim oldu. Fakat Tiyal'da hak iddia etmedim. Bu şehri yanımıza katılan lordlardan birine verebiliriz diye düşündüm. Tiyal'ı almamızın ardından Sturgia ile savaşta şimdilik öne geçtik. Ama hala çok kritik bir noktadayız. Saldırılarıma devam etmem gerekiyor. Tiyal'ı aldıktan sonra yakınlığı dolayısıyla Vladiv Kalesi'ne doğru yöneldim. Bu esnada ulaklarımız Sturgia lordlarına ulaşmaya devam ediyor. Tabi bu lordlar bize güle oynaya katılmıyor. Hatta bazıları direkt olarak reddediyor. Tiyal'ın sahipliğini de Vara'ya vermeye karar verdim. Güçlü bir klan değil ama iyi ilişkileri nedeniyle en yüksek oyu o almış. Oy verenler savunmasına da yardım edeceklerdir diye düşünüyorum. Yakınlardaki ordular garnizon bırakmak için Tiyal'a gelmeye başladı bile. Orayı rahatça savunabileceklerini tahmin ediyorum. Böylelikle benim Vladiv Kalesi'ndeki kuşatmamı yapmama herhangi bir şey engel olmuyor. Yolda giderken Glavstrom köyünden asker toplayan bir birliğe denk geldim. Muhtemelen Vladiv Kalesi'ni savunmaya geleceklerdir. Ben yanından geçerken beni görmezden gelmeyi tercih etti. Muhtemelen kaleyi savunmaya gelmeyecek. Bu da benim işime gelecek tabi. Vladiv Kalesi'nde zaten çok da bir savunma gücü bulunmuyor. Bu arada Batanyalıların Vlandiyalılarla savaştıklarını öğreniyorum. Bu benim işime geliyor. Batanya Vlandiya'yı bir süreliğine daha tutabilirse ben Sturgia'nın işini bitirdikten sonra tüm kuvvetlerimle Vlandiya'nın üzerine yürüyebilirim. Kuşatma kampı kurulduğunda saldırıya başlıyorum. Zaten çok uzun süreceğini sanmıyorum. Gece muhafızları duvarlara yaklaştıklarında ciritlerini atmaya başlıyorlar. Sonra da merdivenleri kullanarak duvarlara tırmanıyorlar. Ben de olabildiğince güvenli bir yerden düşman askerlerine ok atıyorum. Elimden geldiğince düşmanları arkalarından vurmaya gayret ediyorum. Çünkü bu Sturgiyalıların kalkanları fazlasıyla büyük. Önden aldıkları herhangi bir ok darbesi tenlerine nüfuz etmiyor. Askerlerin tamamı surlara çıktı ve surlardaki savunmayı yarmaya çalışıyorlar. Ben de geride kalan son askerlerle beraber kılıcımı çekip surlara tırmanıyorum. Ama yukarıya çıktığımda benim için fazlasıyla sağlam bir Sturgia savunmasına denk geldim. Duvarlardan aşağı düşerken son anda merdivene tutundum. O yükseklikten düşmek beni öldürebilirdi. İyi kurtuldum. Yukarıya çıkmama engel olan bir Sturgia savaşçısıyla dövüşmeye başladım. Tabii merdivende olduğum için dezavantajlı durumda olan benim. Yukarıda olsaydım çoktan harcamıştım yani. Neyse ki onu indirmeyi başardım. Ve hemen yanımdaki milis okçusuna da bir kılıç darbesi vurdum. Arkamdan gelen gece şövalyesi beni yukarı ittiriyor. Önüme kalkanımı alarak surlara çıkmaktan başka bir çarem kalmıyor. Ve yukarı çıktıktan sonra olabildiğince hızlı bir biçimde Sturgia savaşçılarını indirmeye gayret ediyorum. Ta ki aldığım bir ok darbesine kadar. Bu darbeyle beraber maalesef yere yıkılıyorum. Askerlere güvenmekten başka çarem kalmıyor. Duvarların alt kısmında bekleyen milis okçuları surlardaki savaşçılarımıza oklar yağdırıyor. Bu yüzden savaşçılarımız zor durumda gibi. Ama yine de güç bela savunmayı yarmayı başarıyorlar. Bizim de destek kuvvetleri geldi ve surlara tırmanmaya başladılar. Duvarların tepesinde amansız bir mücadele dönüyor. Neyse ki askerlerimiz buradan galip çıkmayı başarıyorlar. Ve duvar tepesindeki tüm savunmayı indirdikten sonra kulelerden aşağı doğru iniyorlar. Kulelerden aşağı indikten sonra da var güçleriyle milis kuvvetlerine saldırıyorlar. Son kalan milis gece şövalyelerine doğru korkusuzca koşuyor. Tabii korkunun ecele faydası yoktur. Bunu o da biliyor. Tahminimden uzun süren bir muharebeden sonra Vladiv Kalesi'ni de almayı başardık. Vladiv Kalesi'nde hak iddia etmeye karar verdim. Ama bunu kendime saklamak haricinde başka bir sebepten dolayı yaptım. Erban çok uzun süredir hiç itiraz etmeden benim yanımda savaşıyor. Ve birçok savaşı muhtemelen onun sayesinde kazandım. O yüzden Vladiv Kalesi'ni Erban'a vermeye karar verdim.
ve kendisini ordumdan azat ettim. Gitsin biraz ailesiyle vakit geçirsin. Aylardır benimle beraber, özlemiştir o da. Erban'ın yerine de 1730 kişilik bir birliği olan Diaska'yı çağırmaya karar veriyorum. Bana bir gün 9 saat mesafede. O gelene kadar Vladiv Kalesi'nde durup burayı korusam iyi olur diye düşünüyorum. Vladiv Kalesi'ni almamızla beraber Sturgia'daki savaşta bayağı bir öne geçtik. Bunun vermiş olduğu mutlulukla kaledeki lordun salonuna gidip biraz dinlenmeye karar verdim. Tabi sahipliği bende olmasa bile yine de hala benim krallığımın kalesi. O yüzden buradaki tahta şöyle bir yayıldım ve gözlerimi kapatıp biraz dinlenmek istedim.